yaşında sıtkı ustanın. Down sendromlu ve otizmli bu bireyler Eskişehir'de faaliyet gösteren Gökkuşağı Kafe'nin çalışanları. Çin'i sanatçısı Nida Olçar'la Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında Çin'i kursu alan bu özel çocuklar, kursta Çin'inin her aşamasında bulundular, kendi kitap ayraçlarını yaptılar. Dedim sana, bak şuradan okşarcasına tutup şu iki tırnağın altından bastırıyorsun. Eskişehir'de 4 haftalık eğitimden geçen bireyler Kütahya'ya gelerek Sıtkı Olçar Çin'i Müzesi'ni ziyaret etti. Artık son aşamada olan kitap ayraçları çalışmasında ürünlerin fırınlamasını izledi. Şimdi kuruyan çamuru 1050 derecede pişireceğiz. Bisküvi tamam. Olabilmesi için. Bisküvi. Evet. Ziyarette Kültür Bakanlığı sanatçısı Mehmet Yıldırım tarafından torna ve çarkın yapılışını izleyen bireyler sadece izlemekle kalmadı, Çin'i hamuruna kendi elleriyle şekil verdi. Aferin sana, aferin. Tamam, temizle şurayı şöyle parmağınla. Süper! Aç ellerini. Dört hafta süren kurs döneminden bahseden Nida Olçar, Perşembe günü kitap araçlarına son halini vereceklerini belirtti. Kuşağı Kafe'nin Down sendromlu ve otizmli öğrencileriyle birlikte yaklaşık 4 ders yaptık. Bir spor kulübünün yılbaşı promosyonu için Çin'den kitap ayraçlarına başlamıştık. Son aşaması için de ders sonunda Kütahya'da yerinde ziyarette bulunmak istedi arkadaşlarımız. Burada efsane Mehmet Yıldırım ustamız, Kültür Bakanlığı sanatçımız onlara torna ve çark üzerine bilgiler verdi. Yine Sıtkı Usta'nın yanında yetişmiş 13-14 yaşından bu yana Vahide Bozkurt ve Azime Duman isimli öğrencileri, talebeleri Çin'in işleyişi hakkında bilgiler verdiler. Buradan Sıtkı Olçar Çin Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra programımız son bulacak. Perşembe günü de yine Eskişehir'deki Sıtkı Atölyesi'nde fırından çıkarttığımız taşları yapıştırarak kitap ayraçlarının son halini vereceğiz. Gökkuşağı Kafe eğitmeni Fatma Kırkses, Çin'i sanatçısı Nida Olçar'la birlikte projede olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Biz Nida Hanım'ın misafirleriyiz burada. Çok da mutluyuz çocuklarımızla birlikte. Nida Hanım'la Tepebaşı Belediyesi'nin ortak bir projesi sonucunda, bizim özel çocuklarımızla düzenlenen bir proje sonucunda buradayız. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde yapmış olduğumuz seramiklerin burada fırınlamasını ve Mehmet Usta'mda yanılmıyorsam güzel bir şovunu izledik. Çocuklarımız da mutlu, bizler de mutluyuz. İnşallah projenin sonunda çok daha güzel şeyler çıkacak ortaya. Projenin içinde olan özel bireyler de Çin'i öğrenmekten son derece mutlu. Çok güzel yer, harika, muntazam yerleri var, harika. Akın helal etsinler, biz geldik hepimiz, çok güzel yaptık, işlemleri yaptık, bitirdik, bu kadar. Beğendin mi sen yaparken? Beğendim, beğendim, harika, güzeldi. Çok güzel yer burası, Çin'i kursu. Güzel şeyler var, seramikler, camlar.